Diyor ki hocam diyor, madem ki Allah geleceği bilip kaderi belirliyorsa neden şeytanı yarattı? Güzel. Gerçi ben bunu daha önce de anlatmıştım ama. Ya kardeşim Allah yalnız olmayı sevmiyor. Ya şuurlu varlıkların, insanların olması istiyor. Yani kendini takdir eden, yarattıklarını takdir eden, güzel olan, her şeyi bilen, onlardan hoşnut olan, onlardan sevinç duyan varlıklar olmasını istiyor. Ama insan doğrudan yaratıldığında, cennette Hazreti Adem'le Havva yaratmıştı biliyorsunuz. Yani istenen o heyecan, o derinlik, o teslimiyet olmuyor, oluşmuyor. Bak Hazreti Adem peygamber, ulul azm peygamber ama oluşmuyor. Fakat şeytan olduğunda, nefis olduğunda ve cehennem olduğunda insan müthiş bir derinlik kazanıyor. Yani her şeyin bir anlamı oluyor ondan sonra. Fincanın bir anlamı oluyor, bardağın anlamı oluyor, hayatın müthiş zenginlikleri olmuş oluyor. Yani güzelliklerin bir anlamı oluyor. Şeytan olmadan imtihan olmuyor. İmtihan olmadan da hayatın anlamı çok söner. Yani çok fulyulaşır. Dümdüz duvara doğru gider. Yani dümdüz beyaz bir duvar düşünün. Başka hiçbir şey yok. Oraya doğru gidersiniz. Mesela bu bardak şu mesela. Biz bunu niye hoşumuza gidiyor? Başka bardaklarla kıyasladığımız için hoşumuza gidiyor. İnşallah. Bu biz güzellik. Bak tek sebebi bu kıyastır. Kıyas olmaz. Mesela bak bu benim kalemim çok güzel. Başka kalemlerine kıyasladığımız için güzel. Yoksa bu bize çok vasat gelir. Zorluklar mesela benim güzelim çok hoş, çok tatlı. Ama diğer insanlara kıyasladığımızda o bize güzel geliyor. İnşallah. Yani o zaman bir nimet haline gelmiş oluyor. Evet. Tamam. Efendim. Mesela şeytan olmadığında biz neyle savaşacağız? Yani mücadele etmemiz gerekiyor. Yani mesela bak şeytan olmadığında bu tebliğ yapamazdık belki. Mesela nefis ve şeytan olduğu için bunların anlatılması gerekiyor. Anlatılınca Mehdi talebesi olunuyor. Mehdi talebesi olunca da çok zevkli bir şey oluyor. Elhamdülillah. Heyecanlı oluyor. Delikanlı oluyorsun. İnşallah. Yiğit oluyorsun. Koç yiğit oluyorsun. Değil mi? Paramparça ediyorsun küfrü. Aklından, fikrinden. Bu bir zevk, güzellik, heyecan. Kardeşim o yok, bu yok. O zaman hayatın heyecanını yok etmiş olursun, güzelliğini. Allah hayata heyecan katmak için şeytanı yaratıyor, nefsi yaratıyor, deccali yaratıyor. Deccale karşı Mehdi'yi yaratıyor. İsa Mesih'i geri indiriyor. Hızır Aleyhisselam'ı yaratıyor. Olaylar meydana getiriyor Allah. Heyecan meydana geliyor. Güzellik meydana geliyor. Hayat anlam kazanıyor. Yani monotonluk ortadan kalkmış oluyor. Düzlük. Mesela melekler var. Bakın Allah insanı çok çok daha fazla sever meleklerden. Takva insanı. Çok çok mesela biz mesela insanlar ya melekler değil. Melek Allah için yeterli olmuyor melek. İnsanı istiyor Allah. İnsanı daha çok beğeniyor Allah. Çünkü şeytanla ve nefisle mücadele ediyor. Ve Allah'ı görmeden gaybe iman ediyor. Bu yönleriyle çok seviyor Allah insanı. Takva insanı. Mesela bizim peygamberimiz, senin nurundan yarattım diyor kainatı. Çok seviyor peygamberimiz. Habibim diyor. Mesela Hazreti İbrahim Halili, Halilullah, Halilim diyor. Yani hoşuna gidiyor Allah, seviyor. Yani Allah güzellikten hoşlanan bir varlık. Bütün güzellikleri seviyor Allah. Güzel insanı seviyor, güzel manzarayı seviyor, güzel konuşmayı seviyor. Bizim de bu güzelliklerden hoşlanmamızı istiyor. Kendi de beğeniyor Allah. Ama bizimki tabii aciz içinde. Allah'ta aciz yoktur. Mesela ayetleri müzikli ve ihtişamlı böyle ahenkli indiriyor Allah. İsterse dümdüz indirebilirdi Allah. Mesela bir ahenk olmayabilirdi. Yani dümdüz madde madde yazabilirdi Allah. Öyle değil. Ahenkli yapıyor. Mesela Ebu Leheb, Ebu Cehil'i çıkarıyor Allah peygamberimizle. Mücadele ettiriyor. Mesela Hazreti Hamza'ya
Hazreti Vahşi'yi musallat ediyor Cenab-ı Allah. Onu şehit ettiriyor. Onun ciğerini yedirten de Hazreti Vahşi'ye Cenab-ı Allah'tır yine. Orada Müslümanlarda coşkun bir hamiyet hissi meydana geliyor o zaman. Hazreti Hamza hiç hissetmez. O anda zaten o cennette o. Yani o şehitliğin acısı yoktur. Hiç hissetmez. İnşallah. Hiç sıfır. Ya çoktan can alınıyor onun. Maksat orada Müslümanlara da hamiyet hissi meydana getirmek. Mesela Afganistan'ı işgal ettirdi Allah. Hamiyet hissimizi tahrik etmek için yapıyor. Irak'ı işgal ettiriyor. Çocukları mesela Allah, çocukların aç kalmasına, perişan olmasına imkan sağlayan da Allah'tır. Onları yaratan da Allah'tır. Hamiyet hissimizi meydana getiriyor. Yoksa çocukların hiçbir acı çekmez. Şehit olan bir çocuk hiç. Yani doğrudan vilden olur o. Haberi olmaz. Allah bizim kafamızda onu öyle göstertir bize imtihan için. Dış alemdeki halini biz zaten bilmiyoruz. Allah'la onun arasında. Ama hiçbir mazlum acı çekmez onu bileceksiniz. Hiçbir şekilde. Ama bizim beynimizde öyle gibi gösterir Allah bize teşvik etmek için, heyecanlandırmak için ve bizden hesabını sormak için. Yoksa Allah insanlara zulmetmez diyor Allah ayette. Mesela can çekişerek ölür gibi değil mi? Hiçbir şekilde acı çekmez. Çoktan onun ruhu alınır. Ayette de var. İnsana diyor dayanamayacağı yükü yüklemeyiz diyor Allah. İnşallah. Ben mesela bak 55 yaşındayım. Hayatımı hiç hatırlamam. Dayanamayacağım yükü. Mesela tımarhaneye girdim artık. En azılı delilerin içine koydular. Ayeti düşündüm. Hakikaten rahatsız olmuyorum. Allah Allah. Maşallah. Gayet rahattım yani. Maşallah. Elhamdülillah. Ya olmuyorum. Mesela hapishanede de delilerin olduğu koğuşta koydular. Yine çok rahattı. Öyle bir şey olmuyor. Yani benim bulunduğum yerdeki hepsi adam öldürmüştü koğuşa getirdikleri kişiler. Cezaevi içinde adam öldüren kişileri getiriyorlardı. Hepsi benim yanımda geziniyorlar. Ben onlarla arkadaş oldum. Sohbet edip konuşuyordum. Hatta dedi ki cezaevi albayı özellikle dedi yanına gönderdim hocanın dedi. Yani böyle adam öldürmüş. Defalarca adam öldürmüş insanı. Bir tane iki tane değil. Doluydu benim bulunduğum koğuş. Tek tekler deniyor. Adam diyor böyle kediye bile kıyamayacak hale geldi diyor. Belki yani acayip sevgi dolu oldu diyor. Maşallah. Hocamızın yanında diyor. Kardeşim sorun albay duruyor. Genç. O devirdeki albay duruyor. Ben özel gönderdim diyor adamlar yanına diyor. Adamlar diyor kediye bile kıyamayacak hale geldiler diyor. Acayip güzel huylu oldular diyor. Herkese anlatıyor hoca. Sorabilirsin cezaevi albayı. Bayrampaşa o devrin albayı olarak biliyor, biliniyor yani. Emekli şu an. Sorun. İmtihanın gereğidir bunlar. Mesela onları öyle mülayim yapan da Cenab-ı Allah. Ya adam sudan bir sebeple orada cezaevinde kavga da çıkarır. Bir şey de olabilir. Her şey olabilirdi. Olmadı. Mesela deliler benim bulunduğum kapıyı mapıyı kırdılar bilmem ne yaptılar. Birbirlerini 7 tane adam öldürdüler. Benim bulunduğum dönemde akıl hastaları. Bana hiçbir şey olmadı elhamdülillah. Ve tedirgin de olmadım ayrıca. Maşallah. Gayet rahattım. Benim küçük bir teybim vardı onu öyle götürmüştüm. Ceddin deden çalıyordu mehterle. Orada barfiks yapıyordu. Ben deliler benden görüp onlar da barfiks yapmaya başladılar. Orada demirler vardı böyle paslı falan demir. Ben onun üstüne böyle bir naylon şey yaptım. Ondan barfiks yapıyordum orada. Yani zor şartları da Allah güzelleştiriyordu. Efendim bir özelliğim olarak söyleyeyim de haşlamayı çok severim mübarek. Ya kardeşim efendim orada mübarekler sürü var akıl hastanesinde koyun sürüsü. Her gün kesiyorlar mübarek hayvanlardan. Taze taze haşlıyor ama erimiş böyle kemikleri falan dağılmış öyle haşlanmış. Benim bir tasım vardı böyle güzel. Ona getirip bol kepçe koyuyorlardı. Akıl hastanesinde güzel ekmeği vardı böyle. İri somun ekmek. Ondan güzel hala böyle asker işi yiyorduk. Ondan sonra başlıyorduk barfikse. Maşallah. Deliler de beni orada doktor zannediyorlar. Şaşırıyorlardı yani. Hayret ediyorlardı. Benim orada ne işim var gibisinden. Çünkü hepsi cinayetten gelmiş. Ondan sonra birçoğunun şuuru kapalı. Birbirlerinden boğuşuyorlar falan böyle. Bağırtılar, çağırtılar falan. Hiçbiri doğal ihtiyaçlarını bilmiyor. O şekilde. Ben o ortamda gayet rahat, güzel yaşadım.
Bir tek annem beti benzatıyordu geldiğinde. Normal kırmızıyken rengi kireç beyazı haline geliyordu deliler şeyinden. Tehlikeli görüyordu herhalde onlar ama bir mazlum onlar aslında. Kimseye bir şey yapmaz da. Fakat bilmeyen için tabii tedirgin edici yani. İlk gelen ayın doktora geliyordu, bayılıyorlardı adamlar. Hemşire geliyordu, bayılıyordu. Yani olayın atmosferin dehşet verici olmasından kaynaklanıyor. Alçın bakın kitaplarda adam. Yani olayın şiddetine evet, dayanıyor. Daha görünüşüne evet, dayanıyor. İlk 10 dakikada bayılıyorlardı. Evet inşallah. Ama ben hiçbir şey olmadı elhamdülillah. Gayet rahatlık. Neden oluyor bu? İmtihan. Anlı şanlı bir geçmiş olsun. Bir delikanlılık olsun. Değil mi? Mesela hep çocukluğumdan beri böyle zorluklarla karşılaştım elhamdülillah. Ve o beni güçlendirdi. Tekamül ettirdi. Yani yoksa kim bilir nasıl olurduk ya? Dun olur insan ya, durgun olur. Ya bu kadar coşkulu ve sevgi dolu olmamın sebebi bu zorluklardır aynı zamanda. Yani insanın derin düşünmesine, derin düşünen insan olmasına vesile olur böyle şeyler. Allah bunu beğeniyor, güzel bu diyor. Sonunda da mükafat olarak cennet veriyor. Sonsuza kadar yaşatıyor. İnşallah. Sonsuza kadar da unutmuyorsun. O zaman cennet sana lezzetli geliyor işte. Öbür türlü adam zevk almaz, cennetten de zevk almaz. Cennetin köşküne sokarsa adam aval aval bakar. Yani Allah dilemiş olsa gitse. Cennet yemekten bakan anlamaz. Ama burada çile çektiyse zorluklarla, böyle şeytanla boğuşmuş, deccalle boğuşmuş, nefsiyle boğuşmuş. Yani peygamberler tenzih ediyorum. Ben kendim için değilim. Onlar mücadele etti derim onlar için. Çok anlamlı olur. Cennetin ufacık bir tası bile, bir kabı bile müthiş hayranlık meydana getirir. O zaman sen onu, çünkü bak ince işlenmiş diyor Allah. Ağır atlastan ve ince, ipekli. Fakat işlenmiş. Mesela o işlemelerden zevk almak için derin bir ruha, derin bir akla sahip olmak lazım. Adam yoksa onu göremez. Bu dünyada böceğin, karıncanın, hücrenin detaylarını göremeyen cennette onun detaylarını da göremez. Bu dünyada değil mi mesela biz arıya bakıyoruz, nefesimiz kesiliyor. İşte o zaman cennetin arısını görünce de nefesimiz kesilecek. İnşallah. İnşallah. Orada da var. Hayvanlar. Hiçbir hayvan yok olmaz. Hepsi Allah'ın katında durur. Hiç mesela yine köpeği oluyor, ölüyor, kedisi ölüyor falan ya insanın. Hiçbiri yok olmaz. Yani sonsuza kadar yok olmaz. Allah'dan dilendiğinde hangisini istiyorsak onu Allah getirir, göstertir. Yanında olur. Kedisi, köpeği, atı, eşeği neyse yani sevdiği. Yani bir böcek dahi yok olmaz. Hiçbir şekilde yok olmaz. Allah katında olan, bir kere olan bir şey sonsuza kadar artık imkansızdır yok olması. Haşa Allah'ın yok olması lazım onun yok olması için. Allah yok olması mümkün olmadığı için onlar da yok olmaz.